Erciyes Dağ Maratonu, dünya yarış serisine girme yolunda. Türkiye'nin önemli turizm ve spor merkezlerinden Erciyes Dağı, Uluslararası Yüksek Dağ Koşusu Federasyonu'nun, ISF, dünya yarış listesine girmeye hazırlanıyor. Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlardan sporcuların yüksek irtifa kamp merkezi olarak tercih ettiği Erciyes, atletizm alanında da daha genelinde oluşturulan parkurlarla uluslararası maratonlara ev sahipliği yapıyor zorluk derecesi yüksek, doğal ve tarihi zenginliklerin arasında oluşturulan parkurlarda, 7 yıldır düzenlenen RGS Ultra Sky Trail'de maratonu vasıtasıyla bugüne kadar dünyanın dört bir yanından yüzlerce sporcu yarışlara katılım sağladı. RGS'in eşsiz parkurlarını daha fazla sporcuya ulaştırabilmek adına bu yılki maratona ISF'den temsilci davet edilerek RGS'in dünya yarış listesine alınması için önemli adım atıldı. i'm an international referee from the isf, and I, i'm also a teacher in the referee courses of the international sky running federation. and i, I came here uh, at, uh, with, with the invitation of the turkish mountain federation to 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 be present here in the, this formation and to referee in the vertical kilometer of the Erg Erg I i don't know how to say properly the name. Uh, because that, that race is now uh, since this year is in the world circuit of the, vertical races from the ISF. E, Merhabalar, benim ismim Paulo Pires. Ben uluslararası yüksek dağ koşusu federasyonunda görevliyim. Federasyondaki görevim hakemlik. Uluslararası yarışmalarda hakemlik yapıyorum. Aynı zamanda yarışların oluşturulurken yarışların etaplarının düzenlenmesinden sorumluyum. Burada bulunmamın sebebi Türkiye'den e, davet alıp bu Erciyes Dağı'nda, e, söylerken tam e, telaffuz hı hı. edemediği için özür diliyor. E, Erciyes Dağı'ndaki bu etkinlik için Türkiye'den davet aldığını ve Uluslararası Yüksek Dağ Koşusu Federasyonu e, temsilcisi ve hakemi olarak buraya geldiğini ve bu etkinliğe katıldığını söyledi bize. Hocam. This, this mountain is beautiful. I I was there in the top of the mountain yesterday, and it's very very beautiful. Uh, uh, it, it's funny that since a lot of years I wanted to climb this mountain because in 2007 I was in the other side in Cappadocia and I saw I saw the mountain, and since that I, I had this idea. Um, uh, regarding the race. This, is a, the, this vertical kilometer is, is a very good course uh, it's technical very very interesting defining for the, for the athletes because of the different uh, the, the different, uh, uh, tracks they, they have to the different paths they have to go and this, uh, i hope it will be in the world uh, circuit ma ma for many years uh, and that brings more and more elite athletes. Uh, and who knows? Uh, I already heard some, uh, uh, some people talking about maybe organizing a sky race in the future, and there is a mountain here to, to do an uh, excellent sky race. And who knows? Maybe in some years, that it will not be only the vertical kilometer, but there will be more uh, ISF events here. Ee, öncelikle Erciyes'te değerlendirmem gerekirse ben dün Erciyes Dağı'na tırmandım. Gerçekten harika bir dağ, çok güzel bir dağ. Ee, aslında benim Erciyes'le ilgim yıllar önce, 2007 yılında başladı. Kapadokya'ya tatile geldiğim sırada dağın diğer yüzünden bu dağı gördüğümde bir gün bu dağa mutlaka çıkmak istediğimi düşünmüştüm. Ee, ben dün dağa çıktım, o bakımdan çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir dağ. Etkinliği değerlendirmem gerekirse e, söylediğimiz gibi VK dediğimiz parkurumuz artık dünya serisi yarışlar içinde yer alıyor. Bu parkur gerçekten e, doğası gereği, yapısı gereği e, yüksek dağ koşusu için çok uygun ve e, çok ilginç e, yarışmacıların ilgisini çekecek bir parkur. Ben bu parkurun uzun yıllar boyunca dünya serisi yarışmaları içinde yer alacağını düşünüyorum. Bir düşüncem de Erciyes Dağı ve buradaki yarışlarla ilgili sadece bir parkurun değil burada bu dağda birkaç parkurun belki de bir dağ maratonunun yüksek dağ koşusunun düzenlenmesinin yani parkurların çeşitlendirilmesinin koşucular için daha ilginç olacağını düşünüyorum. Ee, ama sizin için bir başlangıç bu başlangıçtan sonra buna yeni parkurların eklenip Erciyes Dağı'nda daha fazla daha yarışması, daha koşu yarışması düzenleneceğini tahmin ediyorum. Çünkü Erciyes'in yapısı Kayseri'ye yakın olması, içinde bulundurduğu özellikler bu yarışların yapılabilmesi için uygun özellikler barındırıyor. The, the mountain, as I said is is beautiful and has giant potential. The, the race it's a new race and uh, in the circuit and uh, like any of the other uh, races before, uh, all the races had one year that was the first year and all of them had things to to, to improve and they improve uh, along the years and with this it will be exactly the same. Of course, there are things that can be that can be better, but uh, the general opinion is is very very good. Ee, şöyle ifade edebiliriz. Ee, dünyadaki yüksek dağ koşulları arasında bütün yarışmaların hepsinin, bu şu anda çok ünlü, çok başarılı olan bütün yarışmaların hepsinin yapıldığı bir ilk yıl vardı. Bu uluslararası statüde bu yıl yapıldı bu yarış. Yani bizim yarışımız içinde Erciyes'teki bu yarış içinde bir, uluslararası düzeyde birinci yılımız oldu. Tabii ki yaptığımız bu birinci yılında Ge gelecekte yaptığımız yarışmalar daha güzel hale getirebiliriz. Organizasyonumuzu, yarışımızı geliştirebiliriz. Ama unutmayalım, şu an bu SG'de bulunan yarışların hepsi eskiden ilk kez düzenlenmişti. Yani başka türlü ifade etmemiz gerekirse bu organizasyonda, yarışta da e, bazı şeyler geliştirilebilir, daha güzel hale getirilebilir. Ama onu yıllar içinde yaptıkça bu gelişimi sağlayabiliriz. Burada önemli olan şey Dahan gerçekten bu potansiyelinin olması, dağın bu güzelliğinin olması. Kendi raporunda bu şekilde hazırlayacağını bize ifade etti.